Hepinize merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Akdeniz Üniversitesi'nin sitesini bir inceleyeceğiz. Bakalım neler paylaşmışlar, biz nerelerden başvuru yapacağız ve onlara bakacağız. Ardından videomuzu sonlandıracağız. Şimdi ana sayfadayız. Birazcık sistemimiz karışık doğrusu. Hepiniz bazen takıldığınızı ve bazı duyuruları tekrar bulamadığınızı söylüyorsunuz. Evet, basit yapıda fakat biraz karışık. Şimdi ilk olarak şu şekilde üst taraflardan başlayacağım. Şu aya bastığınız zaman hemen ekranı karanlık hale çeviriyor. Gece başvuru yaparsanız, gözünüzün hassasiyeti varsa bu şekilde gündüz veya geceye çevirebilirsiniz. Türkçe ve İngilizce şeklinde de görebiliyoruz sitemizi. Giriş kısmına bastığımız zaman ise, tabi benim önceden yaptığım öğrencilerimin başvuruları var. Gördüğünüz gibi. Bununla birlikte şu anda gördüğünüz sistemden başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Şifrenizi unuttuysanız şifremi unuttum kısmına basarak e-posta ile bir kurtarma bağlantısı yollanabiliyor. Eğer yeni bir hesap yaratmak istiyorsanız burada gördüğünüz gibi yeni bir öğrenci kaydı oluşturup sistemle giriş yapabiliyorsunuz. Destek için instudent@akdeniz.edu.tr adresinden kendilerine başvuru yapabiliyorsunuz. Onun haricinde çıktığımız zaman gördüğünüz gibi bazı reklamlar koymuşlar. Şimdi sınavlar kısmına bastığımızda yakın sınavlar, yani bizim sınavına gireceğimiz bir ay sonraki sınavlardan bahsetmişler. İngilizce, Türkçe, Rusça, Almanca, Fransızca ve Arapça şeklinde gösteriyor sınavını. Ve başvuru başlangıcı 19 gün önce başladı. Başvuru bitimi sonu da bir ay sonra gibi bir rakam. Yerleştirme sonuçlarına bastığınız zaman ise seni zaten direkt girişe yönlendiriyor. Sistemden yapıyorsunuz bütün işlemlerinizi. Şimdi ilk olarak başvurumu nasıl tamamlarım yerine aşağıdan yukarı doğru ilerleyelim. Akdeniz Öz başvuru tarihleri 21 Mart 15 Mayıs tarihleri arasında. Uzunca bir süremiz var. Son haftayı bırakmamanızda başvurunuza ama yarar var. Başvurumu nasıl tamamlarım kısmına baktığımızda İndir butonuna bastık. Kullanım kılavuzundan giriş kısmına tıklıyorsunuz. Hesap yaratıyorsunuz. Hesap yarattıktan sonra gerekli bilgileri ekliyorsunuz. Başvuru düğmesine bastığınız zaman mail kutunuza gidip bir adres linki gelecek. Aktive edeceksiniz. Ardından tekrar girişe basacaksınız. Kendi şifreniz ve mailinizle. Ardından fotoğrafınızı, gerekli bilgileri, hangi dilde sınava girmek istiyorsunuz onu seçerek başvuru kısmına tıklıyorsunuz. Başvuru koşullarını kabul ediyorum diyerek başvuru tekrar tıklıyorsunuz. Ödeme sadece kredi kartıyla kabul ediliyor. Banka hesap kartı, debit kart ve benzeri kartlar kabul edilmiyor. Bilginiz olsun. Sonra Rusça bazı duyurular yapılmış. Oturma düzeni nasıl olacak? Bununla ilgili bilgi vermişler. Biliyorsunuz kamera ve mikrofon açık olacak. Asus üzerinden soruların görülebileceği bir bilgisayar isteniyor. İnternet bağlantısı kesilirse sınavınız sona erer. Yani bu yüzden hani açıklamaya çalışsanız bile dinlemezler. Bu yüzden internet bağlantısının sağlam olduğu Microsoft Teams ve kameraya gerek yok demiş. Tamam. Ardından sınav esasında masanızda kitap, defter ve benzeri hiçbir şey istemiyorlar. Su dışında yiyecek içecek olmamalı. Sınav anında yalnız olmasınız ve ortamda ses olmamalı. Sınav anında kopya şüphesine yer verecek tedbirler almak adayın sorumluluğuna aittir. Sınavı kaydetmek için gerekli bir bilgisayar. Bilgisayar yok ise cep telefonu kullanılabilir. İnternet bağlantısı zorunlu. Kamera ve mikrofon zorunlu. Microsoft Teams zorunlu. Bakın birinci bilgisayarda kameraya ve Teams'e gerek yokken ikinci bilgisayarda gerekli. Kamera açısı Asus sınav ekranı ve adayın yan profilden görünebileceği şekilde ayarlanacak. Sınav başlamadan önce kayıt yapan bilgisayar cep telefonu kamerasına kimlik pasaport gösterilecek. O taramadıktan sonra soruları çözmek için kullanacağınız boş kağıt ve kalemler kameraya gösterilecek. Aday iki kulağını da kameraya gösterecek. Kulağınızda herhangi bir şey var mı görebilmeniz için. Ardından oturma düzenini değiştirmeden, yerinden kalkmadan sınavını tamamlamış olacaksın. Güzel. Sınavı kabul eden üniversiteleri paylaşmışlar. Bunlar sürekli güncelleniyor bu arada. Yaklaşık birçok üniversite var. 50 küsur üniversitenin kabul ettiği söyleniyor.
ve buradaki aldığınız puanla bu gördüğünüz üniversitelere başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuru koşullarından bahsetmiş. En son sayfaya yüklenen başvuru koşulları aslında direkt bir kılavuz yüklenmiş. Gördüğünüz gibi sınav tarihi, nasıl sınav olacağı, sınav günü, bunlardan bahsedilmiş, yerleştirmeler bahsedilmiş. Mesela iki defa tercih alınacak, buna dikkat edilebilir. Nasıl başvuru yapacağız? Genel olarak temel ilke ve kurallarımız neler? Bunlardan bahsedilmiş. Sınav süresi 100 dakika, 40 genel yetenek, 40 matematik sorusu. Yani normal bir YÖS sınavı gibi 80 soru olacak. Teknik sorunlardan elektrik kesintisi, internet kesintisi, bilgisayar mobil teknik sorunlarından bunlar kendilerini sorumlu olarak kabul etmiyorlar. Sınavınız iptal olur. Kamera, mikrofon, hoparlör açılması zorunlu. Yoksa sınav geçersiz sayılır. Başvuru kredi kartıyla yapılıyor. Yine bunun üzerinden geçeyim. Alınan ücretler gelecek yıllarda devredilemez. Başvuru koşulları, vatandaşlıkla ilgili başvuru işlemlerinin gördüğünüz gibi az önceki girişten bakarak başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Şifre unuttum kısmına basarak da şifrenize yenileyebilirsiniz. Başvuru ücretimiz için başvurumuz 1000 TL. 1000 Türk Lirası aday başvuru ücretine 18 Mayıs tarihine kadar debit kart ile ücret alınmamakta, kredi kart ile ödemesi gerekiyor. Havale, EFT ile yapılan ödemeler de kabul edilmiyor. Yani sınava başvurmak isteyen arkadaşlarımızın kesinlikle bir kredi kartına ihtiyacı var. Genel olarak sınavımız online bir şekilde böyle olacak. Umarım sorduğunuz soruların cevabını vermişimdir. Yine aklınıza takılan sorular varsa aşağıya videonun altına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza herhangi bir soru takılırsa benimle paylaşmayı da ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.